verelim, tekrar dönelim hemen. Tabii ki. Evet, tabii Veli Ağababa'yı dinliyorum. Yine karşılama yapmak isteyenler arkadaşlarımız için de havalarında saat 16.30'da genel başkanlarımızı ve Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte karşılayacağız. Depremzedelerle buluşacak. Yani eski Rus pazarının çevre yol üzerinde eski Rus pazarının oradaki alanda depremzedeleri buluşacaklar. Ben bütün kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bu program önemli bir program. Çünkü hem Malatya açısından önemli bir program hem de İttifak açısından önemli bir program. İlk kez 6 liderimiz ve 2 Cumhurbaşkanı yardımcımız ilk kez aynı programda bir arada olacak. O da Malatya'da olacak. Hem Ramazan'ın ikinci günü Cuma günü Malatya'da olacak. Bu da hem Malatya açısından önemli hem de ittifakımız açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yine Malatya açısından yarın genel başkanlarımızla konuşacaklar. Malatya maalesef Malatya'nın halkının, Malatya yaşayan insanların serzenişini de bu basın toplantısıyla arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malatyalılar, Malatya'daki esnaf, Malatya'daki depremden etkilenen insanlar, Doğanşehirliler, Akçadağlılar diyorlar ki kamuoyunda sanki Malatya'da deprem olmamış gibi bir hava var diyorlar. Aslında bakıldığı zaman bizim ölü sayımız az, evet, ama yıkım oranına bakıldığı zaman en çok yıkım ve yıkılan bina sayısı bakımından en çok binası yıkılan illerin başında geliyoruz. Değerli bizi Türkiye'nin farklı yerlerinde izleyen değerli arkadaşlarımız, Malatya merkezdeki bina stoğunun %71'i ağır hasarlı yıkılmış durumda. Şehir merkezi yok olmuş durumda. Bizim Malatya'nın göbeği dediğimiz, Malatya'nın merkezi dediğimiz İnönü Kapalı Çarşısı ve İsmet İnönü'nün heykelinin bulunduğu alan karşısı tamamen yıkılmış durumda. Fuzuli Caddesi, Akpınar, Kasap Pazarı, Şile Pazarı, Birle Gemenlik Caddesi, Bakırcı Pazarı, Niyazi Mısır Caddesi, Temelli Caddesi, eskilerin bildiği Turan Emeksiz Caddesi devamı Birle Gemenlik Caddesi tamamen yıkılmış durumda. Yine Sukup Temelli Caddesi önemli hasar görmüş durumda. İnönü Caddesi, Malatya'nın en uzun caddesi olan İnönü Caddesi ağır hasarlı durumda. Akçadağ ilçemizin Ölen Beldesi, bazı köylerimiz yok olmuş durumda. Ölen yerle bir olmuş durumda. Gelelim Malatya'ya, Yeşilyurt'a. Yeşilyurt yani eski Çırmıklı dediğimiz yer, Çırmıklı diye bir ilçe, Çırmıklı diye bir belde artık yok. Çırmıklı ki bütün Türkiye'de herkesin bildiği yeme içme bakımından, yöresel yemekler bakımından Türkiye'de nam salmış. Kamuoyunda haberler olmuş, Yeşilyurt ilçemizde artık yemek yiyecek fırın da yok, et yapacak kasabımız da yok. Hemen yine yanı başındaki Gündüzbey beldemiz, Malatya'nın en güzel beldelerinden birisi, mesire yerimiz yok olmuş durumda. Hemen altında Barbuzu beldemiz, hep eski Barbuzu yok olmuş durumda. Barbuzu diye bir yeri yok. Bostanbaşı, Malatya'nın en büyük semti Bostanbaşı'da oturacak bir tane bina yok. Değerli kamuoyu, değerli arkadaşlar, Malatya depremden çok ağır hasar almış durumda. Doğanşehir ilçemiz yok olmuş durumda. Polat beldemiz yok. Erkenek beldemiz yok. Kurucova beldemiz yok. Maalesef Doğanşehir'in birçok köyü yerle bir olmuş durumda. Toprak tepe yok, fındık yok, çavuşlu yok, mızgı, yol koru yok, hiç çığlık yok. Birçok köyümüz yok olmuş durumda. Malatya sanki maalesef depremde az hasar görmüş izlenimi verilmekte. Maalesef bu devlette de böyle gözükmekte. Devletin kurumlarında da böyle gözükmekte. Depremle ilgili film ya yapar. TRT kameranı gönder. Eğer Malatya senin dediğin gibi depremde, afet bölgesinde o videoda yer almayacak kadar iyi durumdaysa biz bu işi bırakacağız. Maalesef TRT'nin de gözü kör. AFAD liste yayınlıyor. Diyor ki depremde az hasar gören iller neresi? Malatya. Yani Allah göz izan versin AFAD'a. Gözün kör mü AFAD? Gel Malatya'yı gör. Malatya esnaf kalmadı. Malatya'da artık esnaflar dükkanları çökmüş, evleri çökmüş, ekmeğe muhtaç, çadırlarda yaşıyor Malatya'nın esnafı.
Bunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bütün kamuoyu bilsin. Malatya maalesef özellikle ticari merkezlerimiz yerle bir olmuş. İkinci deprem olduğu için ölü sayımız az ama Malatya enkaz halinde olduğunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Yarın da bu konuda genel başkanlarımız açıklama yapacak. Bir başka şey kamuoyuna dikkatine sunmak istiyorum. Ölümlü binalarla ilgili mühendisler, sorumlu olan müteahhitler gözaltına alınıyor, kimisi tutuklanıyor. Kimin suçu varsa, kim kolon kesmişse, kim eksik malzeme kullanmışsa mutlaka bedelini ödemelidir. Ancak sadece burada mimar, mühendis müteahhit olmaz. Bostan başına imarı kim vermişse, hangi belediye başkanı vermişse, o katları kim yükseltmişse, kim 12 kata izin vermişse yerel yöneticilerin de bedel ödemesi gerekiyor. Maalesef Malatya bir cezasızlık kültürü var. Malatya depremde tecrübeli olan biri. 2020'de deprem yaşadı. O 89 kişinin öldüğü, yıkılan binalarda enkaz altında kalan insanların sorumlusu sadece 90'lı yıllarda o binaları yapanlar değildir. Ona sağlam raporu, oturulabilir raporu verenler de aynı şekilde suçludur. Bunu da buradan söylemek istiyoruz. Mutlaka bu konuda ihmal olanların, bu konuda imar verenlerin, imar kat verenlerin de cezasını çekmesi lazım. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bütün yurttaşlarımızı yarın 18'de, yarın akşam 6'da eski Rus pazarının orada, yani eski Tekel'in arkasında Rus pazarının orada, Niyazi Mısır Caddesi'ne çevre yolu arasındaki bulunan Rus pazarında iftarımıza ve mevlütümüze bütün Malatyalıları 6 siyasi partinin il başkanları adına davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.